Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videomuzda artan zaman fonksiyonların ne olduklarını incelemiştik. Şimdi ise arkadaşlar bu videomuzda biraz soru çözerek konumuzu tam anlamıyla pekiştirelim. Birinci sorumuzdan başlıyoruz arkadaşlar. F fonksiyonumuz reel sayılar kümesinden reel sayılar kümesine. Fx'imiz x küp eksi 3x kare eksi 9x artı 8 fonksiyonunun artan olduğu en geniş aralık. Şimdi biliyoruz ki arkadaşlar bir fonksiyonun artanlık ve azalanlığından bahsedildiği zaman birinci türevinin sıfırdan büyük ya da küçük olduğuna bakıyorduk arkadaşlar. Şimdi bu ifadede artan olduğu aralık istendiği için bizden f'in türevinde x'imizin sıfırdan büyük olduğu aralığı istiyor arkadaşlar. O zaman fonksiyonumuzun önce bir türevini alalım. Burası 3x kare eksi 6x eksi 9. Bu ifadenin sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. Diyeceğiz ki arkadaşlar çözümümüzün daha kolay olabilmesi için her tarafı 3'e bölelim. X kare eksi 2x eksi 3'ümüz sıfırdan büyük olacak. Bu ifadeyi bir çarpanlarına ayıralım. X'e x. Şu ifadesi arkadaşlar eksi 3'e artı 1. Yani benim x artı 1 çarpanında x eksi 3. Bu ifadenin sıfırdan büyük olması isteniyor arkadaşlar. Köklerimize bakacak olursak buradaki kökümüz eksi 1 gelirken buradaki kökümüz 3 geliyor. Bunları hemen işaret tablosuna bir aktaralım. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar şuraya küçük kökümü, buraya büyük kökümü yazıyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum söz konusu. F'in türevinde x için işaret inceleyeceğiz. Fx için ise yorum yapacağız. Eksi 1 ve 3 birer adet olduğu için arkadaşlar bunlar tek katlı köklerimiz bizim. X karenin önündeki işarete bakarsak artı. O zaman en sağdan artı ile başlıyoruz ve her köke denk geldiğinde işaret değiştiriyorduk arkadaşlar. Birinci türevimizin pozitif olmuş olduğu aralıkta f fonksiyonumuzu artan, negatif olduğunda azalan, pozitif olduğunda artan diyorduk. O halde bu fonksiyonun artan olduğu kısım bize sorulursa arkadaşlar, eksi sonsuz ile eksi 1 aralığı birleşim, 3 ile artı sonsuz aralığı şeklinde cevabımızı yakalıyoruz arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza bakalım. F fonksiyonumuz eksi 5 sonsuzdan reel sayılara fx'imiz 3. dereceden kök x artı 5 fonksiyonunun artan olduğu aralık sorulmuş bize. Şöyle bir şey yapalım şimdi. Önce bu fonksiyonumuzu biz bir düzenleyelim arkadaşlar. Burası x artı 5'in 1 bölü 3. kuvveti şeklinde yazabiliyorduk. Bu ifadenin bir kez türevini alalım şimdi. Bu ifadenin türevini aldığımızda arkadaşlar 1 bölü 3 başa gelecek. X artı 5 kuvvetten 1 çıkartırsak eksi 2 bölü 3 oluyordu arkadaşlar. Artan olduğu aralığı sorduğu için buramızın ne olması gerekiyordu? Sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Burayı da bir gerekli düzenlemeleri yapalım. 1 bölü 3 çarpanında 1 bölü x artı 5'in karesinin küp kökü şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu ifadenin pozitif olduğu bölgeye bakacağız. Şuna dikkat edelim arkadaşlar öncelikle. İfademizin payı pozitif, o zaman paydasının da pozitif olması gerekiyor. Ve köklü ifadenin içerisinde bir kare var. Biliyoruz ki her sayının karesi parantezin dışında olduğu için pozitif olmak zorunda. O zaman siz buraya x'e ne yazarsanız yazın arkadaşlar ne gelecektir? Her zaman pozitif gelecektir arkadaşlar. O zaman tüm reel sayılar şeklinde söyleyebilir miyim cevabı? Yalnız bir şey atlamamak lazım. X yerine eksi 5 yazdığımız takdirde ifademizin paydası 0 oluyor. Payda 0 olduğu için tanımsız yapan kök oluyor ve tanımsız yapan kök ne yapılmıyordu arkadaşlar? Çözüm kümesine alınmıyordu. O zaman tüm reel sayılar kümesinden eksi 5 noktasını ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Çıkarmamız gerekiyor. Peki, devam edelim sorularımıza. F fonksiyonumuz reel sayılardan reel sayılara tanımlı. Fx'imiz arkadaşlar x küp artı x kare artı mx artı 10 fonksiyonunun daima artan olması için m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demek. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Daima artan olabilmesi için arkadaşlar birinci türevinin daima sıfırdan büyük olması gerekiyordu. O zaman bu fonksiyonumuzun önce birinci türevini alalım. Ne oluyordu arkadaşlar?
3x kare artı 2x artı m. Bu ifademizin sıfırdan büyük olmasını istiyor. Arkadaşlar şuna dikkat edin. İkinci dereceden bir denklemin daima sıfırdan büyük olmasını istiyorsa arkadaşlar bir yöntemimiz vardı. Burada ufacık bir hatırlatma verelim. Neydi hatırlatmamız? Ax kare artı bx artı c ikinci dereceden denklemimiz daima sıfırdan büyük oluyor ise arkadaşlar x karenin katsayısı a'mızın sıfırdan büyük delta'mızın ise arkadaşlar sıfırdan küçük olması gerekiyordu. Peki şimdi bu hatırlatmayı sorumuza bir uygulayalım. İkinci dereceden bir denklem daima sıfırdan büyük olmasını istiyor. A yerine ne gelmiş arkadaşlar? A yerine 3 gelmiş. Bu zaten sıfırdan büyük. O zaman tek incelemem gereken şey deltası sıfırdan küçük olacak arkadaşlar. Hemen deltamızı alalım bir. Diskriminanta bakacak olursak b kare eksi 4 tane a çarpı c. Bu ifade sıfırdan küçük olacak. O zaman arkadaşlar 4, 12m. M dediğimiz ifade 4 bölü 12'den 1 bölü 3'ten ne olmak zorunda arkadaşlar? Büyük olmak zorunda. 1 bölü 3'ten büyük en küçük tam sayı değerimize ne diyebiliriz arkadaşlar? Biz 1 diyebiliriz. Evet, diğer sorumuza bakalım. Arkadaşlar f fonksiyonumuz reel sayılar kümesinden reel sayılar kümesine fx'imiz eksi x küp artı x kare artı ax artı 5 fonksiyonunun daima azalan olabilmesi için a'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır denilmiş. Arkadaşlar daima azalanlık söz konusu ise f'in türevinde x'imizin ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Sıfırdan küçük olması gerekiyordu. O zaman bu ifadenin önce bir türevini alalım arkadaşlar. F'in türevinde x ne gelecektir? Eksi 3x kare artı 2x artı a. Bu ifadenin sıfırdan küçük olmasını istiyor. Hemen buna da bir hatırlatma verelim arkadaşlar. Diyorduk ki ax kare artı bx artı c ifademizin daima sıfırdan küçük olabilmesi için arkadaşlar a dediğimiz x karenin katsayısının sıfırdan küçük delta'mızın yine sıfırdan küçük olması gerekiyordu. Şimdi bu hatırlatmamızı arkadaşlar sorumuza hemen uygulayalım. A'ya bakacak olursak zaten eksi 3 gelmiş. Zaten burası sıfırdan küçük. Bunda sıkıntı yok. O zaman neyi kontrol etmem lazım benim? Delta'mın sıfırdan küçük olmasını. Arkadaşlar hemen diskriminantımıza biz bir bakalım. Burada ne olacak arkadaşlar? Karesini aldığımız zaman b'nin 4 eksi 4 çarpanında a b. Bu ifadenin sıfırdan küçük olmasını istiyor. O zaman 4 çarpanında artı 12 a sıfırdan küçük. O zaman 4 eksi 12 a ve her tarafı eksi 12'ye bölersek arkadaşlar eşsizliğimiz yön değiştirecek. Eksi 1 bölü 3 gelecek. Eksi 1 bölü 3 arkadaşlar eksi 0,3 küsür demektir, doğru mu? Bu ifademizden küçük alabileceği en büyük değerliğin tam sayı olarak ne olması gerekiyor arkadaşlar? Eksi 1 olması gerekiyor. Peki. Devam edelim sorularımıza. Yukarıdaki fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fx'in artan ve azalan olduğu aralıkları bulunuz. Arkadaşlar konumuzda anlatırken şöyle bir cümle söylemiştik size. Demiştik ki size fx fonksiyonu verilir ve fx'in artanlık azalanlığı sorulduğu zaman bir ok yönteminden bahsetmiştim arkadaşlar. Bu ok yöntemini nasıl yapıyorduk biz? Soldan başlıyorduk, başlangıçtan bitişe doğru yani sağa doğru şeklinde oklar çiziyorduk. Bu oklar bize fonksiyonumuzun yani bu okların yönü fonksiyonumuzun artan mı azalan mı olduğunu söylüyordu arkadaşlar. Şimdi başlayalım sorumuzu çözmeye. En soldan başlıyorum arkadaşlar. Şuraya kadar fonksiyonum ilk çizdiğim doğru. İkinci çizdiğim doğru. Üçüncü çizdiğim doğru. Evet. Oklarımı çizdikten sonra arkadaşlar ne diyorduk? X ekseninden aşağıya gösteren ifadelerde azalan, yukarıya doğru olan, yönü yukarıya doğru olanlarda ise artan fonksiyon diyorduk. O halde eksi sonsuzdan gelip arkadaşlar eksi 3 noktasına kadar olan kısım birleşim bir de 3'ten başlayıp artı sonsuza kadar giden kısım
Ok yönümüz aşağıya doğru olduğu için nasıl fonksiyonlar diyorduk biz bunları arkadaşlar? Azalan fonksiyon diyorduk. Eksi 3 ile 3 aralığına bakacak olursanız, burada ok yönümüz yukarıya doğru olduğu için eksi 3 ile 3 aralığında benim fonksiyonum nasıl bir fonksiyonmuş demek ki? Artan bir fonksiyonmuş arkadaşlar. Evet, diğer sorumuza bakalım. Yukarıda fx fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre fx'in artan ve azalan olduğu aralıkları bulunun. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Bu sefer türevinin grafiği verilmiş bize. Orijinal fonksiyonun artanlık azalanlığı isteniliyor. Buradaki yöntemimiz neydi bizim? Grafiğin x ekseninin üzerinde kalan kısımlarda fonksiyonumuz artan, x ekseninin altında kalan kısımlarda ise azalan bir fonksiyondu arkadaşlar. O halde şöyle bir bakacak olursak, eksi sonsuzdan eksi 6'ya kadar arkadaşlar, eksi sonsuzdan eksi 6'ya kadar x ekseninin altında kalmış birleşim. Eksi 2'den 3'e kadar arkadaşlar x ekseninin altında kalmış. X ekseninin altında kaldığı için buraya ne diyorduk arkadaşlar biz? Azalan fonksiyon diyorduk. Eksi 6 ve eksi 2 arasında birleşim. 3'ten artı sonsuza kadar arkadaşlar x ekseninin üst kısmında olduğu için pozitif değerliktedir. Türevi pozitif değerlikteyse arkadaşlar fonksiyonumuz nasıl bir fonksiyondur? Artan fonksiyondur şeklinde söylüyorduk arkadaşlar. Peki, devam edelim sorularımıza. Fx fonksiyonumuz 0-2 aralığında azalan ve pozitif değerlikli bir fonksiyondur. Buna göre aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi aynı aralıkta daima artandır denilmiş. Arkadaşlar bu soruları seviyorlar, bilginiz olsun. Burada şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Önce soruda bize verilen bilgileri biz bir aktaralım. Yani bir not alalım. Fx fonksiyonu 0-2 aralığında azalanmış. Azalansa türevimiz nasıldır arkadaşlar? Sıfırdan küçüktür. Pozitif değerlikli demiş. Yani fx'imizin kendisi nasıl bir ifadedir arkadaşlar? Sıfırdan büyüktür. Peki. Bu bilgilere bakarak arkadaşlar şimdi aşağıdaki soruları cevaplandıralım. Bu şıkları tek tek incelememiz gerekiyor arkadaşlar. Burada fonksiyonların hangisi aynı aralıkta daima artandır? Yani hangisinin türevi sıfırdan büyüktür şeklinde soruluyor bize. O zaman başlayalım arkadaşlar A şıkkından. Bu arkadaşın bir türevini alalım önce. 3 çarpanında f'in türevinde x. Arkadaşlar f'in türevinde x'imizin işareti neydi bizim? Sıfırdan küçüktü yani negatifti, doğru mu arkadaşlar? O zaman bu ifademiz negatifse bununla 3'ü çarptığımız zaman çıkan sonuç arkadaşlar sıfırdan küçük çıkacaktır. Türevi sıfırdan küçük çıktığı için de azalan bir fonksiyondur. O zaman diğer şıkka bakalım. Bu ifademizin bir türevini alalım arkadaşlar. Ne yapıyorduk? 2'yi başa atıyoruz. 2 çarpanında kuvvetini bir azaltıyoruz. Çarpı bir de içinin türevi diyorduk. Doğru mu arkadaşlar? Fx'imiz pozitif değerlikli olduğu için bu kısmımız artı. F'in türevi ise sıfırdan küçük olduğu için bu kısmımız eksi. Peki bu 3 arkadaşı çarparsak sonucumuz ne gelecektir? Sıfırdan küçük, yani negatif bir ifade gelecektir. O zaman C şıkkına bakalım arkadaşlar. Buradaki ifadenin türevini alırsak biz 12 gidecek zaten. F'in türevinde x gelecek direkt. F'in türevinde x'imiz bizim sıfırdan küçük olduğu için bu ifademiz de sıfırdan küçüktür arkadaşlar. Yani azalan bir fonksiyondur. D şıkkımıza bakalım. Eksi 2 çarpanında f x kare. Arkadaşlar bu ifadenin türevini aldığımızda eksi 2 çarpanında f'in türevinde x kare çarpı içinin türevinden ne diyeceğiz arkadaşlar? 2x diyeceğiz. Peki hangi aralıkta daima artan? Bakalım bir. Arkadaşlar f'in türevi x sıfırdan küçüktü. Sen buraya ne yazarsan yaz yine ne olacaktır arkadaşlar? Negatif çıkacaktır. Peki x'e vereceğimiz değerler nedir arkadaşlar? Dikkat ettiniz mi buraya? 0-2 aralığı demiş. Bu aralıktaki verebileceğimiz x değerlerinin işaretleri ne olmak zorundadır arkadaşlar? Pozitif olmak zorundadır. O zaman bu ifademiz pozitif. Peki eksi 2 çarpı eksi artı. Sonucumuz ne gelecektir arkadaşlar? Sıfırdan büyük. O zaman ifademiz artan bir fonksiyondur. Ben yine de E şıkkını incelemek istiyorum arkadaşlar.
E şıkkına bakacak olursak türevini aldık. 3x kare artı 3 çarpanında f'in türevinde x. Arkadaşlar x kare zaten x'e ne yazarsan yaz karesi söz konusu olduğu için her zaman pozitif bir ifadedir. 3 ile çarptığımız zaman da pozitif bir ifade gelir. Ancak türevimiz arkadaşlar yukarıdaki bilgiye dayalı olarak negatif olduğunu biliyoruz. 1 artı ve 1 eksi bu sayıların toplamı her şey olabilir arkadaşlar. O yüzden daimalık söz konusu olduğu için Edirne şıkkımızda gidiyor. Doğru cevabımızı Denizli olarak yakalıyoruz arkadaşlar. 8. sorumuza bakalım. Fx fonksiyonumuz eksi 2 0 aralığında. Buradan neyi anlayacağız? X'e vereceğimiz değerler bizim negatifmiş arkadaşlar. Artan ve negatif değerli bir f fonksiyonudur. Arkadaşlar artansa birinci türevimiz sıfırdan büyük. Negatif değerli ise fx'imiz sıfırdan küçük. Aralığa bakacak olursak x'imiz nasıl bir sayı arkadaşlar? Sıfırdan küçük. Bu bilgilere dayanarak şimdi sorumuza bakalım. Hangi aralıkta daima artandır? O zaman bu şıkları tek tek inceleyeceğiz yine. Birinci türevinin sıfırdan büyük olduğu şıkkı işaretleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım hadi. Bu ifadenin türevini aldığınız zaman eksi 4 çarpanında f'in türevinde x geliyor. Türevi dediğimiz ifade sıfırdan büyük yani pozitif bir ifade olduğu için eksi 4 ile çarpılırsak negatif bir ifade olur yani azalandır. Bu ifadeye bakalım. Buranın türevini aldığımız zaman 2 çarpanında f'in türevinde x eksi 3. F'in türevinde x'imiz bizim pozitiftir. Şimdi arkadaşlar pozitif bir ifadeden bir sayıyı çıkartıyoruz. Şimdi bu işlemin sonucu daima sıfırdan büyüktür ya da daima sıfırdan küçüktür. Hatta ve hatta sıfırda olabilir mi arkadaşlar? Evet. O zaman şöyle bir cümle söyleyelim mi? Burada bir belirsizlik söz konusudur. Buna herhangi bir yorumda bulunamıyoruz arkadaşlar. C şıkkına bakalım. Bu ifadenin türevini alırsak 4x artı 3 çarpanında f'in türevinde x. X'imiz bizim negatif değerlikli. F'in türevinde x'imiz pozitif değerlikli. Burası negatif, burası pozitif bir ifade oldu. Negatif ile pozitifin toplamı arkadaşlar bir önceki soru şık gibi her şey olabilir. O yüzden belirsizlik söz konusudur. Burası da gitti. Bu sorumuza bakalım. Bileşke fonksiyonun türevini nasıl alıyorduk arkadaşlar? F'in türevinde fx'i yazıyorduk. Çarpı içinin türevi diyorduk. Doğru mudur? Peki f'in türevinde x'imiz bizim pozitif bir ifade. F'in türevinde ne yazarsanız yazın. Bu ifade de pozitif bir ifade. İki pozitifin çarpımı her halükarda arkadaşlar sıfırdan büyük gelmekte. Cevabımız belli ama ben yine de Edirne şıkkını kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. Bu ifadeye dikkat ederseniz türevini aldığınız zaman 2 çarpanında f'in türevinde x kare çarpı içinin türevinden 2x gelecek. Evet, x yerine ne yazarsanız yazın sıfırdan büyükmüş. Ancak x'imiz arkadaşlar negatif bir ifade olduğu için x'inin çarpımı sıfırdan küçük olacaktır. Yani azalan bir fonksiyon olacaktır. Bu yapılan işlemlerde Denizli şıkkının doğru olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Peki, devam edelim sorularımıza. Evet, şimdi 9. sorumuza bakalım arkadaşlar. Fx fonksiyonumuz verilmiş. F hakkında yorum isteniyor arkadaşlar. Orijinal fonksiyonun grafiği verilip orijinal hakkında yorum istediği zaman ne yapıyorduk? Ok çiziyorduk arkadaşlar. Oklarımızı soldan sağa doğru çizmeye başlıyoruz şimdi. Bunları çizdikten sonra arkadaşlar x ekseninden yukarıya doğru gösteren ucu yukarı doğru olan oklarda artan ifadesi kullanıyorduk. O zaman eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar birleşim 2'den artı sonsuza kadar nasıl bir fonksiyondu arkadaşlar bu ifade? Artan bir fonksiyondu. X ekseninden aşağıya doğru gösterdiği zaman da ok yani eksi 3 ile 2 arasında ise arkadaşlar ne diyorduk? Azalan bir fonksiyon olduğunu söylüyorduk arkadaşlar. Şimdi C şıkkına bakacak olursak burada f fonksiyonumuzun türevinin 1 ile yani 0'ı kıyaslamamızı istemiş arkadaşlar. Şimdi 1 ifadesi şuralarda bir yerde doğru mu? Bu ifade arkadaşlar nasıl bir doğru üzerinde? Çünkü türev dediği için doğruya bakıyorum fonksiyona değil. Nasıl bir doğru üzerinde arkadaşlar? Aşağıya doğru. Yani türevimiz bu noktada sıfırdan küçük. Çünkü azalan bir fonksiyon diyorduk.
5'e bakalım hemen arkadaşlar. 5 doğruya değdiriyoruz. Çünkü niye yine türev istenmiş? 5'i doğruya değdirdiğimizde nasıl bir doğru üzerinde? Artan bir, yukarıya doğru olan bir doğru üzerinde. O zaman 0'dan büyük olması gerekmekteydi arkadaşlar. Peki. Eğer türevimizde -4'ü sormuş. Hemen -4'e bakalım arkadaşlar. -4'ümüz şuralarda bir yerde. -4'ü doğruya değdirdiğimizde nasıl bir doğru üzerinde arkadaşlar bu? Yukarıya doğru. O zaman artan bir ifade olacak. Yani türevimiz 0'dan büyük olacak. -2'ye bakalım. -2'miz burada. Bunun doğrusuna baktığımızda x ekseninden aşağıya doğru. Yani azalan bir ifade. Azalansa türevimiz 0'dan ne olmak zorundaydı arkadaşlar? Küçük olmak zorunda idi. Peki 10. sorumuza bakalım. Bu sefer arkadaşlar türevinin grafiği verilmiş bize. Orijinal fonksiyon hakkında artanlık azalanlık yapmamı istiyor. Arkadaşlar türev verildiğinde artanlık azalanlık olabilmesi için arkadaşlar x ekseninin üstünde kalan bölgelerde pozitif, altında kalan bölgeler negatifti. O zaman x ekseninin üstünde kalan kısımlarda f fonksiyonumuz artan, altında kalan kısımlarda x fonksiyonumuz azalan bir ifade olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Artan olduğu kısım eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar. Bakın x ekseninin üstünde. Eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar. Birleşim eksi 1'den 5'e kadar arkadaşlar. O da x ekseninin üzerinde. Burada türevimiz 0'dan büyük olduğu için fonksiyonumuz artan bir ifade oluyor. Peki devam edelim. F fonksiyonumuzun azalan. O zaman x ekseninin altında kalan kısımlara bakacağız. Eksi 4'ten eksi 1 aralığı birleşim. 5'ten artı sonsuza kadar arkadaşlar. Her noktada ifademiz azalan bir ifade oluyor. Peki. Şu şekilde bir yorum yapalım arkadaşlar. Şimdi bu türevimizin grafiği ya bizim. Eksi 4, eksi 1 ve 5 noktamız birinci türevi sıfır yapan değerler. Bu noktalar için bir tablo oluşturalım mı sizlerle? Eksi sonsuz, artı sonsuz, en küçük köküm eksi 4, eksi 1 ve 5. Eksi 4, eksi 1 ve 5. Bunlar bizim tek katlı köklerimiz arkadaşlar. Şimdi diyorum ki gelin f'in türevinin bir işaret tablosunu inceleyelim. Fx hakkında da yorumlar yapalım. Arkadaşlar diyoruz ki 5'ten büyük değer verdikçe çıkan cevaplarımız x ekseninin altında yani negatif bölgede geliyor. Köke denk geldi, köke denk geldi, köke denk geldi. Fx fonksiyonumuz artan, azalan, artan ve azalan. Şimdi bakın arkadaşlar. F'te 4'ümüz, F'te 3'e. Bunların arasındaki durumu inceleyebilmemiz için bulundukları aralık şurası, doğru mu arkadaşlar? Burada fonksiyonumuz nasıl bir fonksiyon? Artan bir fonksiyon. Artan fonksiyonun özelliği neydi? Büyük değer verirsen büyük sonuç çıkar. Artanlığın özelliği buydu. Peki, eksi 2 ile eksi 3 aralığına bakalım. Onların bulundukları bölgede şurası değil mi arkadaşlar? Burada azalan. Burada ne yorum yapıyorduk biz? Büyük değer verirsen sonuç küçük olur. Eksi 2, eksi 3'ten daha büyük olduğu için eksi 2 verdiğin zaman sonucunun ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? Daha küçük gelmesi gerekiyor. Neden? Çünkü bu bölgede azalan bir ifade. Peki, devam edelim arkadaşlar. Geldik ekstremum noktalarımıza. Şimdi biraz önce arkadaşlar birinci türevimiz sıfırdan büyükse artan demiştik. Birinci türevimiz sıfırdan küçükse azalan demiştik. Peki sıfırsa arkadaşlar? Bakın. Bir fonksiyonumuzun birinci türevini sıfır yapan, burası çok önemli, tek katlı köklere ekstremum noktası denir arkadaşlar. Ekstremum noktaları ikiye ayrılıyordu biliyorsunuz. Yerel ekstremum noktaları yerel minimum ve yerel maksimum olarak. Şimdi arkadaşlar sorularımız üzerinden devam edelim. Fonksiyonumuzun yerel ekstremum noktalarını bulunuz demiş. Bu şu kısmı okuduğumuz zaman hemen birinci türevini sıfır yapan tek katlı köklerimiz aklımıza gelecek arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey söyleyelim mi? Diyelim ki bu ifademizin birinci türevini biz bir alalım arkadaşlar. Ne oluyordu? 3 başa geldi. 3'ler gitti. X kare eksi 2x eksi 3.
Bu ifademizi sıfır yapan değerlere bakacağız arkadaşlar. Hemen çarpanlarını ayırıyorum. Xx eksi 3'e artı 1 şeklinde. X artı 1 çarpanında x eksi 3 sıfır olacak. Yani kökümüzün biri eksi 1, diğer kökümüz 3 geliyor. Arkadaşlar bunları hemen bir işaret tablosuna alalım. Diyelim ki eksi sonsuzda artı sonsuz arasında şuramız arkadaşlar eksi 1, burası ise 3 olsun. Şimdi bunlar türevimizin kökleri. Fx için yorum yapalım arkadaşlar. X karenin katsayısına bakarsak artı, en sağdan artı ile başlıyorum. Eksi artı oluyor. F fonksiyonumuz artmış, azalmış, artmış. Sayın arkadaşlar, bir fonksiyon artanlıktan azalanlığa geçiyorsa bu noktaya arkadaşlar yerel max, azalanlıktan artanlığa geçiyorsa buraya ise yerel minimum değeri denir, noktası denir. Şimdi bunlar tabii ki bu bulduğumuz ifadeler arkadaşlar, bu noktaların apsisleri. Bunların ordinatlarını da bulmamız gerekiyor. Yani eksi 1 ve 3'ü yerine yazacağız. Ama nerede yerine yazacağız arkadaşlar? Orijinal fonksiyonda. X yerine eksi 1 yazarsak karşımıza çıkacak cevap arkadaşlar. X yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 bölü 3, eksi 1 artı 3 artı 10. Ne geldi arkadaşlar buradan? Burası 12 yaptı. Eksi 1 bölü 3 artı 12. 36, 35. 35 bölü 3. Yani yerel maksimum noktamız bizim eksi 1'e 35 bölü 3 noktasıymış arkadaşlar. Peki yerel minimum noktamıza bakalım. O zaman bu sefer de x yerine götürüp 3'ü yerine yazıyorum. Yazalım arkadaşlar. 3 yazdığımız takdirde 3'ün küpü 27, 3'e böldük 9. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 9 artı 10. Çıkan cevabımız ne arkadaşlar burada? 1. Demek ki yerel minimum noktamız ne oluyormuş? 3'e 1 noktasıymış arkadaşlar. Peki devam edelim, ikinci sorumuza bakalım. Fonksiyonun ekstremum noktalarının apsisleri çarpımı kaçtır? Yani birinci türevini sıfır yapan değerlerin kökler çarpımını istiyor arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bu ifadenin birinci türevini alalım arkadaşlar. Ne olacak burası? 5 başa gelecek, 5'lerimiz gidecek. X üzeri 4 eksi 3 başa gelecek, 3'ler gidecek. X kare, 8'imiz zaten sabit. Sabitin türevi 0'dı. Bu ifadeyi x kare parantezine alırsanız x kare eksi 1 geldi arkadaşlar. Peki burayı 0 yapan köklerime bir bakayım mı? Birincisi arkadaşlar 0. Öbürü şu ifadeye bir bakacak olursak x eksi 1, x artı 1. Buradan köküm 1, buradan eksi 1. Yalnız şöyle bir durum var. Biraz önce dedim ki arkadaşlar, ekstremum noktası olabilmesi için birinci türevini sıfır yapan kökümün tek katlı kök olması gerekiyor demiştim. Dikkat ederseniz burada sıfır çift katlı kök. O zaman evet, türevimizi sıfır yapan değer ama ekstremum noktası değil arkadaşlar. Ekstremum noktası olarak 1 ve eksi 1 alıyoruz ve bunların apsisler çarpımı arkadaşlar sonucu ne olarak yakalayacağız o zaman? Eksi 1 olarak yakalayacağız. Peki bir sonraki sayfamıza geçelim. Diyor ki arkadaşlar, fonksiyonumuzun yerel ekstremum noktası bulunmadığına göre a'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? O zaman bu ifademizin birinci türevini sıfır yapan değer yok ya da var ama çift katlı. Arkadaşlar türevini bir alalım. Ne olacak burası? 3x kare eksi 12x artı 4m mi oldu? Bu ifadenin arkadaşlar deltası ya sıfırdan küçük olacak ya da eşit olacak. Çünkü biliyoruz ki delta sıfıra eşit olursa arkadaşlar ifadede çift katlı kök olduğunu biliyorduk. Peki alalım hemen deltamızı. B kare 12'nin karesi 144 eksi 4 tane a'mız 3, c'miz 4m. Bu ifade şu şekilde olacak arkadaşlar. Bunları karşıya attığımız zaman 144 16 48m geldi. Arkadaşlar her tarafı 48'e böldüğümüz zaman, pardon, şurada eşitlikler vardı. 48'e böldüğümüz zaman ifademiz ne geliyor bizim? 3 geliyor. Peki arkadaşlar, m'in en küçük tam sayı değeri, m 3 ya da 3'ten büyük. O zaman m'in alabileceği en küçük değer kaç olacaktır arkadaşlar? 3 olacaktır. Dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Dördüncü sorumuz 2012 yılında LYS sınavında çıkmış bir soru.
Baş katsayısı 1 olan 3. dereceden gerçel katsayılı bir px polinom fonksiyonun köklerinden 2'si eksi 5 ve eksi 2'dir. Px'in x eşittir 0 noktasında bir yerel ekstremum olduğuna göre 3. kökü kaçtır? Arkadaşlar gelin 3. köküne a diyelim. O zaman bu ifade şöyle bir şey mi olacak arkadaşlar? Px eşittir, baş katsayımız 1 ise yazmıyorum, x eksi 5 yani x artı 5. X eksi 2. Öbür kökümüz de x eksi a olsun arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Onu soruyor zaten bana. Peki x eşittir 0 noktasında bir yerel ekstremum olduğuna göre demiş. Üçüncü kökü kaçtır? Arkadaşlar şu ikisini biz bir çarpalım. Px'imiz ne olacaktır bizim? X kare eksi 2x 5x artı 3x eksi 10 çarpanında x eksi a. Bu ifadede bir çarpımın türevini alalım arkadaşlar. Çünkü neden? X0 noktası bir ekstremum noktaymış. Yani birinci türevini 0 yapan değermiş. Birinci türevinde 0 yazdığımızda cevabımız 0 çıkıyormuş arkadaşlar. Alalım türevimizi. Burada iki ifadede x'e bağlı denklem olduğu için çarpımın türevini almak zorundayım. Birincinin türevi 2x artı 3 çarpanında x eksi a artı birinci olduğu gibi duruyor arkadaşlar. İkincimizin türevi 1. İşte burada x yerine 0 yazarsak cevabımızın 0 çıkması gerekiyormuş. 0 yazalım o zaman. Ne geldi arkadaşlar? Buradan 3 geldi. Buradan eksi a geldi. 0 yazdım gitti gitti. Eksi 10 geldi arkadaşlar. Pekala. Bu ifadenin cevabının 0 olması gerekiyordu değil mi? O zaman arkadaşlar 3 eksi 3a karşı atarsak buraya arkadaşlar ne diye gelecek? 10. A dediğimiz ifadenin ne olarak gelmesi gerekiyor arkadaşlar o zaman? 10 bölü eksi 3 şeklinde gelmesi gerekiyormuş. Evet. Diğer bir sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu da 2007 yılında ÖSS sınavında sorulmuş, çıkmış bir soru arkadaşlar. Bu tarz mantık soruları, daha doğrusu yorum sorularını seviyorlar. Bilginiz olsun, daha önceden de söylemiştim. Fx fonksiyonun grafiği, f'in türevinde x fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerin hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Arkadaşlar, eksi sonsuz ve eksi 2 aralığında artandır. Eksi 2 ve eksi 1 aralığında arkadaşlar. Eksi 2 ve eksi 1 aralığında. Grafiğimiz x eksenin altında, doğru mu? X eksenin altındaysa türev olduğundan dolayı negatif. Türevi negatifse kendisi azalan bir fonksiyon. O zaman burası gitti. 0,3 aralığında azalandır demiş. Arkadaşlar 0,3 aralığına bakıyoruz. Türevimiz nasıl arkadaşlar? Pozitif değerlikli, doğru mu? Yani türevimiz 0'dan büyük. Türevimiz 0'dan büyükse arkadaşlar o zaman fonksiyonumuzun artan olması lazım. Azalan demiş. Bu arkadaş da gitti. Peki yerel maksimum noktalarıyla hakkında bazı bilgiler sorulmuş bize. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Eksi 3, eksi 1 ve 3 noktası bizim türevimizin kökleri. Hemen eksi sonsuz ile artı sonsuz aralığında arkadaşlar şu ifadeye eksi 3, eksi 1 ve 3 diyelim. Bunların hepsi tek katlı kök arkadaşlar. F'in türevinde x'imiz fx için yorum yapacağız arkadaşlar. Diyoruz ki şimdi 3'ten büyük değer verdiğim zaman çıkan sonuçlar hep negatif. Köke denk geldi, köke denk geldi, köke denk geldi. F fonksiyonumuz artan, azalan, artan, azalan. Peki C şıkkımıza bakıyorum şimdi. X eşittir 1'de bir yerel maksimumu vardır. Arkadaşlar 1'de bir maksimumluk bir durum söz konusu mu? Hayır, gitti. Eksi 1'de yerel maksimum vardır. Eksi 1 bir ekstremum noktadır. Ama azalanlıktan artanlığa geçtiği için yerel minimum noktasıdır. Maksimum değil. Bu da gitti. Eksi 3'te yerel maksimum vardır. Bakıyorum arkadaşlar. Artanlıktan azalanlığa geçmiş. Yani yerel maksimum değerimiz olmuş oluyor. O zaman E şıkkını işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. Bir başka soruya bakalım şimdi. Aşağıdan eksi 5'ten 5'e, eksi 4'ten 4'e fonksiyonumuzun grafiği çizilmiştir dedik arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi f fonksiyonunun yerel ekstremum noktalarının apsislerinden biri değildir? Bu soruyu çözmemdeki amaç şu arkadaşlar size.
Burada dikkat ettiyseniz grafiklerimiz bizim bitmiş arkadaşlar. Yani bundan sonrası yok. Diğer fonksiyonlarımız neydi? Buraya kadar geliyorduk, değil mi? Ucunu açık bırakıyorduk. Yani devam ediyordu sonsuza kadar. Ama bunlar bitmiş arkadaşlar. O zaman şöyle bir durum söz konusu. Bu ifade bizim fx fonksiyonumuzun grafiği ise arkadaşlar, şu ifade ve şu ifade x eksenine paralel olduğu noktalar anlamına geliyordu. Doğru mu arkadaşlar? Yani birinci türevini sıfır yapan değerler. Yani ekstremum noktası olarak söyleniyordu. O zaman eksi 2 ve 2 değerlerini direkt eleyebiliriz arkadaşlar. Hangisi değildir diyor çünkü. Peki uç noktalara bakacak olursak grafik bu şekilde geliyor. Burada bitiyor arkadaşlar. Bitmiş olduğu bu yerde de x eksenine teğetlik söz konusu değil mi? Özür dilerim. Paralellik söz konusu değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman burada da birinci türevlerimizin sıfır olması gerekiyor. Yani onların da birer ekstremum nokta olması gerekiyor. O zaman eksi 5 ve 5 noktası da gitti. Demek ki sıfır noktamız bizim arkadaşlar ekstremum noktamız değilmiş. Peki. Bir son sorumuz arkadaşlar, ona da bakalım. Fonksiyonun en küçük değeri kaçtır diye sorulmuş. Bakın eksi 1'den 5, eksi 1 5'ten reel sayılar olmak üzere en küçük değeri sorulmuş. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyelim mi? Bu ikinci dereceden bir denklem, doğru mu? İkinci dereceden denklemin arkadaşlar alabileceği en küçük değeri bulabilmemiz için yerel minimum noktasını bulup yerine yazmamız gerekiyor. Peki yerel minimum noktası nedir arkadaşlar bunun? Alalım birinci türevini. 2x eksi 4 değil mi? İşte bunu sıfır yapan değer. Bunu sıfır yapan değer kaç çıkıyor arkadaşlar? 2 geliyor. Peki ben size burada bir şey bahsetmek istiyorum. Biz bu soruları size parabol konusunda anlattık. Parabol konusunda alabileceği en büyük en küçük değer sorulduğunda tepe noktasının k'sı isteniyor demekti. Doğru mu arkadaşlar? Peki k'yı nasıl buluyorduk biz? R'yi buluyorduk, yerine yazıyorduk. Peki R'miz neye dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Hadi R'den yapalım bir de. Eksi B bölü 2A'dan ne geliyor arkadaşlar? 2 geliyor. Gördünüz mü durumu? Zaten bir ikinci dereceden denklemin türevini alıp sıfıra eşitlersen bulduğun her x değeri o ikinci dereceden denklemin tepe noktasının apsisi olmuş oluyor. Yani R'si olmuş oluyor arkadaşlar. Sonra bunu götürüp yerine yazacağız. Peki bu ifade, bu ifade bu aralıkta mı? Ona da bakacağız tabii ki de. Evet, aralıkta. O zaman bu ifade zaten dikkat ederseniz arkadaşlar işaret tablosunda incelersek şayet yerel minimum noktası olduğunu göreceksiniz. 2'den büyük değerler için bu ifademiz artı eksi, yani azalanlıktan artanlığa geçmiş yerel minimum noktamız. Zaten parabolümüzün de kolları yukarıya doğru çukur döner. O zaman bu 2'yi götürüp yerine yazdığımızda arkadaşlar f2'miz ne gelecektir bizim? 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 6'dan 4 eksi 8 artı 6 cevabımız gelecektir. 2 arkadaşlar. Peki. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi davranın, iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.